Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Avrupa Birliği'ne rest, Filistin'i tanımazlarsa kendi kararımızı alacağız. İsrail'den cevap. Değerli izleyenler, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail ve Filistin'de yaptıkları görüşmelerin ardından Mısır'da temaslarda bulundu. Sanchez, uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli olan bir şey. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır diye konuştu. Sanchez, geçen hafta İspanya Meclisi'nde hükümetin güven oyu oturumunda yaptığı konuşmada da yeni kurulan hükümetin önceliklerinden birisinin Filistin devletinin tanınması olacağını söylemişti. Bu görüşünü dünkü görüşmesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya da ileten Sanchez, ayrıca İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ancak Gazze'deki insanlık felaketinin acil olarak durdurulması gerektiğini vurgulamıştı. Filistin'de yüz binlerce insanın çektiği korkunç acılar, dehşet verici ifadesini kullanan Sanchez, İsrail ve Filistin arasında kalıcı ateşkes sağlanması halinde iki devleti çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için diplomasi yürütüyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüşmüştü. İsveç 2014'te Filistin'i tanıyan ilk AB üyesi olurken, Polonya, Romanya, Macaristan, Çekya, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta AB üyelikleri öncesinde bu adımı atmıştı. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ifadelerine tepki gösterildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın bilgilendirmesine göre de iki ülke liderinin açıklamaları nedeniyle İsrail'de görevli büyükelçileri bakanlığa çağrılarak kınama mesajı iletildi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de İspanya ve Belçika başbakanlarını teröre destek vermekle itham etti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.